Çünkü büyük bir kalabalık bir kitle cehennem için yaratılıyor. Yani cehennem için yaratılmış bir insanı, yani onu hissettiren bir insanı biz zorla cennet ahlakına çekemeyiz zaten. Peygamber Efendimiz'e diyor Cenab-ı Allah, şeytanı Allah'a sığınırım. Onlar hidayet bulmuyorlar diye diyor. Neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Peygamberimiz o kadar gayret ediyor ki hidayet bulmuyorlar diye. Halbuki adam zaten cehennemden gelmiş. Yani onu istiyor, cehennemi istiyor. Ve gideceği yere gitmek istiyor. Bir hastaya seni Allah imtihan ediyor. Bu imtihan sonucunu eğer güzel neticelenirse Allah sana inşallah cennet nasip eder dersen bir Müslüman iç açılır, çok hoşuna gider, sevinç duyar. Ama küfür içinde olan, Allah'ı inkar eden için bu son derece anlamsız bir sözdür. Ama bunda şaşacak bir şey yok yani. Böyle çok fazla insan olacaktır. Dünya böyle yaratılmıştır. Kıyamete kadar da böyle gidecektir. İmtihan olacaktır insanlar. O insanlar cehennemden getirilmiş insanlar, cehennemden gelmiş insanlar. Peygamberimiz de çok tatlı ve çok sevimli, mübarek. Mesela öyle insanlarla karşılaşıyor, onlara canı gönülden anlatıyor. Diyor ki Allah da şeytanı Allah'a sığınırım, neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Onlar iman etmiyorlar den diyor. Peygamberimiz var gücünden anlatıyor iman etsinler. Onlar da boş boş bakıyor böyle anlamsız gözlerle. Halbuki o zaten cehennemden gelmiş, iman etmeyecek. Onun için Allah onu uyarıyor. Bak neredeyse kendini helak edeceksin. O kadar ruhu güzel ki, o kadar sevgi dolu ki çok acı duyuyor onların iman etmemesinden. Cehenneme gitmesinler diye bu sefer de kendini geriyor, yani çok üzüyor kendisini. O da sağlığını bozacak hale geliyor. Allah da neredeyse kendini helak edeceksin diyor Peygamber Efendimiz'e. Onun için öyle insanlar zaten özel yaratılmışlardır. Cehennem için özel yaratılmış bir topluluk vardır. Bunlar zaten oranın ekibi. Yani oradaki toplantılarından görüyorlar bunlar. Yani orada zaten faal halde onlar zaten şu an. Ve hiçbir şekilde anlamayacak şekilde yaratılmıştır. Gözü görmez diyor Allah, kulakları işitmez diyor. Onlar diyor hayvanlar gibidir, hatta hayvanlardan da aşağıdırlar diyor. Yani sözü anlamama yönünde. Bir de kalp gözleri de kördür diyor. Sen onları canlı zannedersin diyor Allah, şeytanın Allah'sına. Fakat onlar ölüdür diyor. Fakat Müslümanların bunu bilemeyeceğini, yani böyle zombi gibi yaşıyor zannediyor insanlar, fakat ölü o. Ben daha önce de söylemiştim ya, mesela ölü insan olur fakat fark etmezler. Evet. Yani birçok insan ölüdür aslında, ölü insan vardır. Mesela birçok insan da cindir, insanlar bilmezler. Şeytan da vardır insan içinde gezer, yani ins şeytan, insan şeklinde şeytan vardır, bilemezler. Ölü insanları da bilemiyorlar. Onun için ölüyü anlatıyor, o da duvar gibi etkilenmiyor. Allah'ın peygamberinden geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarla, canlarla mücadele etmek hoşlarına gitmedi. Sıcakta mücadeleye çıkmayın dediler. Sende ki cehennemin ateşi daha sıcaktır, keşke bilseydiler. Yani bazen diyorlar ya, insana yazın olur mu gidelim işte işimize gücümüze bakalım. Tebliğine uğraşmak, dini yaymak sizin neyinize diyorlar. Evet. Cenab-ı Allah diyor ki cehennemin ateşi daha sıcaktır diyor. Keşke bilseydiler diyor. Tövbe suresi ayet 81.